Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, bugün sizler için sulu köfte yaptık. Oğlum da çok seviyor, çok pratik. Hemen tarifimize geçelim. Yarım kilo kıyma. Birazını bu suya koyacağım için yarım kilo kullandım. Normalde 200 gram, 250 gram yetiyor. 2-3 kişilik aileyseniz çorbasına, yemeklerde de kullanabileceğiniz çok güzel bir sulu köfte. Bir yumurta. Bir tane soğan, iki tane sarımsak. Bir çay bardağı ince bulgur. Ben fırında sulu köfte de yapıyorum. Çok güzel oldu. Kanalıma da koymuştum. Mesela onda yumurta kullanmıyorum. Yumurtaya alerjiniz varsa kullanmayabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuzumuz. Bir yer çay kaşığı baharatlarım, kimyon, karabiber, kırmızı toz biber, kırmızı pul biber. Biraz karıştıktan sonra hemen güzelce yoğuralım biraz. Ay, soğan ne kadar acıymış. Resmen hüngür hüngür ağladım. Hala gözlerim yanıyor. Yoğuralım güzel. Sulu köfte Yusuf da çok sever. Bu kez şekil vermek için şişe kullanacağım. Gördüğünüz gibi pet şişesini, kola şişesini herhangi bir kestim. Bu şekilde kesebilirsiniz. Benim bıçağım az keskindi biraz. Tam güzel yuvarlayamadım. Siz daha güzel yuvarlak yapıp, yani bir yapışta 5 tane köfte yapabiliriz. Hemen yapıma geçelim. Bu kez daha pratik olmak amacıyla, hem köftelerimiz eşit olmak amacıyla gördüğünüz gibi bir kola şişesini şekil verdim. Hepsi aynı boyut oluyor. Güzelce bastırdıktan sonra hepsi aynı boy oluyor. Söylemiştim ama şişelerden alırken, köftelerimizi çıkarırken arkadaşlar çay kaşığı kullanın mutlaka. Benim sonradan aklıma geldi. Hem daha yuvarlak çıkacaktır, hem daha kolay çıkacaktır. Benim sonradan aklıma geldi Yusuf. Siz mutlaka çay kaşığından yapın arkadaşlar. Arada ellerimizi ıslatmayı unutmayın kesinlikle. Biraz yanımızı su alıp. Gerçekten ama çok kolay oldu. Eğlenceli oldu. Evet. Ve hemen yapalım. Birazını dolaba koyacağım. Hemen bir yemek kaşığı tepeleme un, bir yemek kaşığına yakın tereyağı, biraz sıvı yağ. Unu kokusu çıkana kadar kavuralım. Yarım kilodan da bayağı bir çıktı yani, güzel. Hemen 3 kişilik 4 kişilik aile için yarısını derin dondurucuya, yarısını pişirdik değil mi anne? Evet. Yemeklerde de kullanabilirsiniz, patates, bezelye çıkarıp buzluktan. Yarım yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası kullandım. Biraz kavurdum, sıcak su ilave ettim. Bu arada çırpıcı kullanabilirsiniz salçalarımızın güzel dağılması için. Suyumuz kaynadıktan sonra baharatları ilave ettim. Biraz kekik, kırmızı pul biber, kırmızı toz biber, tuz. Hemen köftelerimizi yavaşça ilave edelim. Karıştıralım. Ve köftelerimiz pişene kadar kaynatalım. Bu arada biraz limon da damlattım ben arkadaşlar. Ve servisi hazır. Köftemiz pişti bile, Yusuf tadına bakıyor. Evet. Nasıl anneciğim? Çok güzel. Evet. Biraz üzerine maydanoz yapabilirsiniz. Benim maydanozlarım, maydanozlarım dondurucudaydı. Çok hoş olmadı ama taze maydanoz daha güzel olacaktır. İstediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın. Bye bye.